Bugünkü makalemizde pamuklu kumaşların reaktif boyalarla tuzsuz, susuz boyanması, bu boyamanın absorpsiyon kinetikleri ve boyama özellikleri üzerine bir çalışmadan bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi çevresel açıdan su emisyonunu kimyasalların kullanımını azaltmaya çalışılıyor. Tekstil boyamacılığında bu çalışmada pamuklu kumaşın boyanması, reaktif boyalarla boyanmasında silikon esaslı susuz boyama sistemleri araştırılıyor ve konvansiyonel boyamayla karşılaştırıldığında %100 reaktif boyaların %100 pamuklu kumaş tarafından %100'e yakın, yaklaşık %100 kadar pamuklu kumaş tarafından absorbe edildiği, bu susuz sistem sayesinde absorbe edildiği belirtiliyor. Boyanın fiksaj derecesi çok daha yüksek geleneksel boyamalara göre ve boyama kinetikleri incelendiğinde de pseudo ikinci mertebe kinetik model ile uyum gösterdiği boyama kinetiklerinin ortaya çıkarılıyor. Susuz boyama sisteminde absorpsiyon dengesi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve siloksan esaslı susuz boyama sisteminde absorpsiyon denge süresi reaktif boya için 25 derecede 5-10 dakika olarak bulunuyor. Ve sulu sistemlerde ise 60 derecede daha uzun süreye ihtiyaç duyuluyor. Susuz boyama sisteminin yüzey gerilimi özellikle boyanın absorpsiyon hızını etkiliyor. Burada susuz boyama sisteminde kullanılan tank parafin gibi maddeler kullanıyor. Bunun çeşidine bağlı, susuz ortamın çeşidine bağlı olarak yüzey gerilimleri, farklı yüzey gerilimlerinde kimyasallar boyanın absorpsiyon hızını etkiliyorlar. Yüzey gerilimi azaldıkça absorpsiyon hızının arttığı ve boya alım değerlerinin yükseldiği ortaya çıkarılıyor. Susuz boyama sisteminin daha su tasarrufu sağlaması yanında nedir? Düşük boyama sıcaklıklarında boya alımını artırması yönünde yenilikçi bir yöntem olduğu ortaya çıkarılıyor. Şimdi reaktif boyamalarla ilgili özellikle su tüketimi çok fazla, su tuz kullanımı çevresel yük oluşturuluyor. Su kullanımını azaltmak, tuz kullanımını azaltmak, tuzsuz boyama için çok fazla araştırma yapılıyor. Bunun için süper kritik sıvı boyaması, solvent boyama, ters misel boyama, susuz boyama, iyonik sıvılarla boyama gibi yöntemler geliştirilmiş. Burada süper kritik boyamada suda çözünen boyaların etkin bir şekilde kullanılamadığı, ters misel boyamada veya solvent boyamada ise çevreye zararlı hidrokarbon çözgenlerin kullanıldığı, fakat susuz boyamada susuz boyamanın çevre dostu olduğu, su yerine nanopolar bir ortam kullanıldığı ve bunun geri kazanılabildiği basit bir statik ayırma yöntemiyle geri kazanılıp tekrar bu ortamda boyama yapılabildiği söyleniyor. Araştırmacıların özellikle Xiping Wang, araştırmacının bu konuda çok fazla çalışması var. Merak edenler onları da inceleyebilirler. Önceki araştırmalarında susuz boyama sistemi için siloksan esaslı susuz boyama sistemleri boyama ortamı olarak kullanılmış. Burada ayrıca bu siloksan esaslı ortamlar D5, D4 olarak kodlanabiliyorlar. D5 yıkama, D4 yıkama şeklinde özellikle yıkama ve kuru temizlemede bu tarz ortamlar kullanılmış, bununla ilgili araştırmalar yapılmış. Bu araştırmacılar ise ilk defa olarak bu ortamda D5-D4 ortamlarında
boyama, susuz boyama üzerine araştırmalar yapıyorlar. Siloxan susuz ortamı berrak, kokusuz, renksiz, yağ içermeyen siklik siloksan sıvısı içeriyor. Ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir bileşik siloksan. İnsan sağlığı ve çevre için güvenli olduğu biliniyor. Şimdilerde nedir? Kuru temizleme ile D5, D4 siloksan esaslı bileşikler araştırılıyor. Susuz ortamda reaktif boya siloksan emülsiyonu ile pamuğun boyanması üzerine bu araştırma gerçekleştiriliyor. Siloksan dışında başka yüzey gerilimleri farklı sıvılarda da ne yapıyor? Araştırmalar gerçekleştiriliyor ve karşılaştırmalar yapılıyor. Siloksan esaslı bu ortam bir yüzey aktif madde ilmenin yardımı ile emülsiye ediliyor. Reaktif boya siloksan ile tamamen uyumsuz olduğu için nedir? Lif ve boya arasında güçlü bir afinite var. Siloksanla hiçbir etkileşimi yok. Uyumsuz emülsiye ediliyor ve lif'e afinite, yüksek afinite gösteriyor. Ve reaktif boyanın hidroliz olma oranı da çok daha az. Ve reaktif boyanın sulu, konvansiyonel su esaslı banyolara göre nedir? Reaktif boyanın alım değeri çok daha yüksek. Susuz ortamda gerçekleştirilen bu çözelti, susuz ortamlarda gerçekleştirilen tuzsuz boyamada nedir? Boya alımı çok daha yüksek olarak bulunuyor. Fikse edilen boya miktarı da sulu boyamalardan çok daha yüksek. Reaktif boyanın büyük bir miktarı nedir? Pamuklu kumaş ile bağ yapıyor. Hidroliz oranı düşük. Burada modelleri, absorpsiyon modelleri inceleniyor. Şematik olarak da difüzyon ve fiksaj aşamaları gösterilmiş. İki tür boya kullanılıyor. Vinilsülfon esaslı bir mavi boya, vinilsülfon reaktif boya, bir de vinilsülfon gene reaktif boya, siyanürik klorür klorotirazin grubu içeren farklı bir grubu, aktif grubu daha var. Bu nedenle red 195'te daha etkin bir bağlanma gözleniyor. Absorpsiyon kinetikleri inceleniyor ve düzgünlük derecesi, boyanın düzgünlük derecesi de inceleniyor. Burada pamuklu kumaş 130 gram metrekare hafif bir kumaş. Ortam olarak siloksan esaslı susuz ortam yanında parafin, izooktan, emol, white oil gibi ortamlarda kullanılıyor. Bunların yüzey gerilimleri farklı. Yüzey gerilimi en düşük olan siloksan. Yüzey gerilimi düştükçe fiksaj derecesi, boyanın alım derecesi daha doğrusu daha yüksek oluyor. Ve absorpsiyon kinetikleri alım hızı da daha yüksek oluyor. Farklı boyama ortamları gördüğünüz gibi kullanılıyor. Yüzey aktif madde olarak yağ alkolü, polioksi, etilen eter kullanılıyor. Nanyonik yüzey aktif madde. Daha sonraki artık kamalarda sodyum karbonat ve konvansiyonel boyamada sodyum klorür kullanılıyor. Evet, bir de oktanol kullanılıyor. Bu da boyaların kimyasal formülleri var. Yüzey gerilimi için kullanılan cihazımız
markası verilmiş iğne çapımız 1.8-82 mm. Akış hızı da 60.2 mm bölü dakika. Susuz ortam boyaması şu şekilde gerçekleştiriliyor. 5 gram boya, kuaşarlı üzerinden %2 reaktif boya ilave kullanılıyor. 100 mililitre susuz ortam kullanılıyor. Rütbe oranı 1'e 20. Boyama makinesinde gerçekleştiriliyor. Reaktif boyamız dediğimiz gibi %2 kumaş ağırlığı üzerinden 100 gram kumaş için 2 gram boya madde. Burada da 5 gram kumaş kullanılıyor. Gene kumaş ağırlığı üzerinden kullandığımız su miktarı 100 gram kumaş için 130, 5 gram kumaş için hesaplanılıyor. 5 dakika karıştırmadan sonra %75 kumaş ağırlığı üzerinden sodyum karbonat ilave ediliyor. Çok az miktarda su, çok az miktarda boya ve sodyum karbonat ilave ediliyor. Çözeltiye 5 dakika karıştırılıyor. Bu çözeltiye 100 ml susuz ortam ilave ediliyor. Bu ve susuz ortam da emulsiye ediliyor. Bu emulsiyon içerisine kumaş daldırılıyor. 25 derecede 15 dakika işlem yapılıyor. Daha sonra sıcaklık 30 dakikada 30 dakika ya 30 dakika 70 derecede 70 derece dakikada 2 derece ısıtılarak 70 dereceye ısıtılıyor ve 30 dakika 70 derecede işlem yapılıyor. Boyamadan sonra boyanan kumaşlar sabun çözeltisiyle yıkanıyor. %2 gram litre sodyum karbonat ve 2 gram litre standart deterjan ile 10 dakika. Daha sonra 50 derecelik suda durulanılıyor. Soğuk suda, sonra soğuk suda ve oda sıcaklığında kurutuluyor. Sulu ortamda boyamada benzer şekilde 1:20 pürüt oranında %2 boya madde ile 5 gram kumaş için sodyum klorür ve sodyum karbonat miktarları 40 ve 15 gram litre konsantrasyonda. Sıcaklık 60 dereceye ısıtılıyor. Sodyum klorürün yarısı ilave ediliyor 10 dakika sonra ve boyama banyosu ilave ediliyor ve geri kalanı da 10 dakika sonra ilave ediliyor. Absorpsiyon 30 dakika da tamamlandıktan sonra sıcaklık 70 dereceye ısıtılıyor 2 derece bölü dakikayla. 30 dakika sodyum karbonat ilave edilip 30 dakika nedir? Boyama gerçekleştiriliyor. Absorpsiyon hızının saptanmasında kalibrasyon boya için kalibrasyon eğrileri oluşturuluyor. Boya konsantrasyonuna bağlı absorbans değerleri ölçülerek seyreltilmiş konsantrasyonlarda ve kırmızı boyar madde için 550 nanometrede, mavi boyar madde için 596 nanometrede absorpsiyon pikleri elde ediliyor. Susuz ortam içinde kalibrasyon eğrileri oluşturuluyor. 9 mililitre etil alkol içerisinde 1 mililitre boya çözeltisi ne yapıyor? Seyreltiliyor. Geleneksel sistemde ise saf su kullanılıyor seyreltme işlemlerinde. Boyanan kumaşın renk derinliği ölçülüyor. K bölü S değerleriyle spektrofotometrede boya alım değerleri ölçülüyor. Hazırlanan ilk boya banyosundaki konsantrasyon hacim değerleri ve boyamadan sonra çözeltide kalan boya miktarının konsantrasyonu ve hacmini kullanılarak boya absorpsiyon değerleri elde ediliyor. Boyamadan sonra ne kadar az boya çözeltide kalırsa absorpsiyon değeri de o kadar yüksek olarak bulunuyor. Fiksaj değerinde ise buraya bir de C2 ve 2 ekleniyor. Bu da
sabunla yıkama işleminden sonra işleminde akan boya miktarı da ilave edilerek fikse olan boya miktarı hesaplanıyor. Düzgünlük derecesi de 20, 12 noktadan kumaşın rastgele renk değerleri, KBLS değerleri ölçülerek buradaki formülle ne yapılıyor? Hesaplamalar yapılıyor. Bu sapma değerini, KBLS değerlerindeki sapma değerlerini bize gösteriyor. Bu değer ne kadar yüksekse düzgünlük derecesi de o kadar azalıyor anlamına geliyor. Sonuçlara baktığımızda hızlı bir şekilde özetlemeye çalışırsak tablolardan da göreceğimiz gibi siloksan ve burada diğer ortamları görüyorsunuz. Siloksan kullanıldığında D5 olarak kodlanan siloksan esaslı susuz sistem kullanıldığında KBLS değerleri her iki boyar madde için çok daha yüksek diğer ortamlara göre. Fiksaj değerleri gene siloksanla susuz ortama göre çok daha yüksek. Fiksaj ve boya alım değerleri her iki diğer tüm yüzey gerilimi farklı ortamlar içinde yaklaşık birbirine yakın değerde aslında. Ama dengeye ulaşma hızı siloksanda çok daha yüksek boyama dengesine ulaşma hızı. Burada absorpsiyon hızları ve boya absorpsiyonun hesaplanması için bu absorpsiyon derecesinin hesaplanması için kumaş üzerinde, kumaş ağırlığı üzerinden formülü verilmiş. En hızlı denge 25 derecede siloksan esaslı çözelti ile en hızlı dengeye ulaşım sağlanıyor. Gördüğünüz gibi siyah olan siloksanın kullanımı ve çok hızlı bir şekilde süreye baktığımızda boyama dengesine ulaşılıyor. Absorpsiyon hızları karşılaştırıldığında absorpsiyon kinetikleri incelendiğinde pseudo birinci mertebe kinetik modelin çok uyum göstermediği did not fit well çok fazla uyum göstermediği rekreasyon değerlerinin düşük olduğunu gözlüyoruz. Tüm ortamlar için dolayısıyla pseudo ikinci mertebe kinetik model incelenmiş ve formülleri yarı ömür süreleri verilmiş. Burada pseudo ikinci mertebe kinetik model kullanıldığında rekreasyon değerlerinin %99 olduğu ve kinetik olarak uyum gösterdiğini, bu modele uyum gösterdiğini her iki boyar maddeninde bulunmuş. Ve kinetik hızını, boyama hızını gösteren K2 sabitleri ve boyama yarı ömrünü gösteren T0.5 süreleri bize boyama hızı hakkında bilgi veriyor. Absorpsiyonun dengeye ulaşması için gereken yarı süreyi bize ifade ediyor. Absorpsiyon hızı için burada gördüğümüz gibi K2 ve T0.5 ana faktörler absorpsiyon hızını gösteren. K2 değeri ne kadar yüksekse o kadar hızlı. Burada yanlış yazılmış şu 3.8 ileride de var çünkü bu değer red için, bu kırmızı boyar madde için 2.88 blue için red daha fazla fonksiyonel grup taşıdığı için daha hızlı bir şekilde dengeye ulaştığı şeklinde açıklanmış ve sulu ortama gördüğümüz gibi çok daha hızlı ve yarı T0.5 ise ne kadar düşükse o kadar hızlı dengeye ulaşıyor, o kadar kısa sürede dengeye. Burada da
kırmızı boyar maddenin çok daha hızlı, yarı ömrünün çok daha kısa olduğu ve boyamaya ulaşmaya, dengeye ulaşması için gereken sürenin çok daha hızlı olduğu ortaya çıkıyor. Boyamadaysa, susuz boyamadaysa bu terler çok yüksek gördüğünüz gibi. Ve farklı boyama ortamları kullanıldığında düzgünlük derecesi incelendiğinde susuz boyamada düzgünlüğün daha iyi olduğu fakat susuz boyamalarda da birinin altında olduğu o kadar da nedir kötü olmadığı düzgünlük derecesinin kabul edilebilir olduğu şeklinde yorum yapılıyor. Reaktif boyama daha hızlı absorpsiyon gösteriyor. Dedik susuz ortamda fakat birden daha hızlı olduğu için iyi bir düzgünlük derecesi olduğu ileri sürülüyor. Burada renk tonlarını da görebiliyoruz. C ve D'de susuz ortamda çok daha koyu A ve B'ye göre gözü görülür bir farklılık var. Yüzey gerilimi ortamların değiştirildiğinde burada siloksan, emoil ve parafinle kombine edilerek farklı yüzey geriliminde çözeltiler hazırlandığında boyama kinetikleri yine incelenmiş ve burada gördüğümüz gibi karışım oranında emoil veya parafin miktarı arttıkça nedir? Yüzey gerilimi yükselmiş. Siloksana göre parafinde daha yüzey gerilimi daha yavaş yükselmiş diyebiliriz. Absorpsiyon yüzey gerilimi absorpsiyon hızlarına yüzey gerilimin etkisine baktığımızda absorpsiyon hızı düşmeye başlıyor. Karışım yüzey gerilimi arttıkça her iki boyar madde için de ve kinetik modellerinde gene birinci mertebe değil ikinci mertebe pseudo second order modelin uyduğu kinetiklere bulunuyor. Ve K değerleri ve T05 değerlerine bakıldığında da gördüğünüz gibi burada düzeltilmiş red ile boyamada absorpsiyon hızı, hız kat sayısı çok daha yüksek ve yüzey gerilimi arttıkça hız düşmüş her iki boya içinde ve yarı ömürlüğü de gördüğümüz gibi artmış. Regresyon değerleri second order, ikinci mertebe modele uyum gösteriyor. Bu şekilde.